Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Nöbetteki özel güvenlikçi arkadaşlara iyi nöbetler diliyorum. Çalışmayan kardeşlerime de iyi istirahatler diliyorum ailenizle beraber. Şu an 12-8 nöbetindeyim. Nöbeti devraldım. Ağustos ayının tabii ilk haftasını bitirdik. Oldukça yoğun geçiyor. Tabii gündüz havaların sıcak olmasının dışında aslında bizi yoran bir şey yok. Tek yorucu olan havaların dediğim gibi aşırı sıcak olması. Bu sıcaklık akşamları da nem ve rutubet olarak devam ediyor. Tabii bütün enerjimizi tüketiyor. Normalde kışın mesela 15 saat nöbet tutsak bu kadar yorulmayız ama yazın 8-9 saatten sonra artık insanlıktan çıkıyoruz. Şu an tabii ki nöbetin başında olduğumuz için ne yaptık? Sahildeki sinek bar bölümü kapanmadan arkadaşlardan rica ettik. Kapanmak üzereydi, yetiştik. İşte oradan söylemesi ayıptır, kuru yemişimizi aldık. Çay ve Nescafe kalmamış. Yani makinenin içindeki çayları ve Nescafe makinesini temizlemiş arkadaşlar. Biz de ne yaptık? Vişne suyumuzu aldık. Çünkü 2-2.5'a kadar burada full ayaktayız. Hele bir olay olursa tabii daha da yorucu geçiyor. Olay olmazsa daha sakin. 2-2.5-3 arası gece yemeği oluyor. Bazen çorbayla geçiştiriyoruz. Bazen de işte akşamdan kalma yemekleri ısıtıp veriyorlar. Hoşumuza giderse yiyoruz. Gitmezse işte arkadaşlarımız varsa yemekhanede, restoran bölümünde oradan peynir, zeytindir veya ekmek arası bir şeyler veya meyvedir. Geceleri böyle idare ediyoruz. Ama gündüz tabii ki yemek normal olarak yemek çıkıyor. Personel yemekhanesinde yiyoruz. Veya personel yemekhanesine gitmesek de sahildeki bu sinek var dediğimiz yan tarafta gözlemeciler var. 2-3 bayan. Yazın o videolarımda da göstermiştim. Gözleme çıkıyor. Pizza yapıyorlar. Öyle hamburger tarzı karnımıza doyurabileceğimiz aparatif şeyler var. Baktık restorandaki yemek hoşumuza gitmiyorsa buralardan ihtiyacımızı gideriyoruz. Yani güvenlikçilerin her otelde farklı tabii ki. Güvenlikçi arkadaşlarımızın restorandaki sahildeki restoran bölümlerinden yemek yemeleri çok alışılagelmiş bir şey değil. Ama dediğim gibi her videomda bizim buradaki otel sisteminde güvenlik camiasındaki ve güvenlik ekibine karşı böyle olumsuz bir tutum yok. Dedikten sonra boğazınız kurudu birazcık müsaadenizle. Tabii bu aslında bira bardağı. Ruslar, yabancı misafirler bunda bira içiyorlar. Biz arkadaşımızdan böyle vişne suyu, meyve suyu rica ettik. O da abarttı birazcık. Normalde bardaklar küçük olur bizim kullandığımız bardaklar. Evet sevgili dostlar. Şimdi en son videomda bir takipçi kardeşim silah kullanıyor musunuz falan diye sormuş. Ben hemen hemen bütün videolarımda ya silahlı ya da silahtan bahsediyorum. Tabii ki her otelde olmamakla beraber bizim otelde veya böyle çevre otellerde kısmen silah veriyorlar güvenlikçilere. Ama her güvenlikçi arkadaşımıza vermiyorlar. Şimdi biz sahilde şu an iki kişiyiz. Silahı bana verdiler. Bazen de karşı taraftaki arkadaşa veriyorlar. Diğer arkadaşlar jop ve kelepçe takımıyla nöbet tutuyor. Mesela kapılardaki yani ana kapı, personel kapıdaki arkadaşlarımıza bayan değilse onlara da silah veriyorlar. Bazen vermiyorlar. Yani o anki duruma göre ama mutlaka kapılarda silahlı nöbetçi bulunduruyorlar. Sahillerdeki iki nöbetçiden bir tanesi mutlaka silah taşır. Ya benim fikrimi soracak olursanız keşke ortamı aydınlatalım birazcık. Keşke bu silah olayını turizm sektöründen kaldırsalar. Yani böyle bir mecburiyeti var mı yok mu bilmiyorum. Yani biraz da otelin kendi inisiyatifine kalmış. Yani turizm sektöründe, tatil sektöründe silahın olması bence çok mantıklı değil. Yani ne olur en fazla her zaman söylediğimiz gibi milli ve yerli şok silahımız var Vatoz diye. Ya bunu güvenlik camiasında yaygınlaştırabilirler. Bunun da olması için videolar çektim. Daha önceden de bahsettiğim ufak kısa videolarım var bununla alakalı. İnşallah daha ileriki zamanlarda
nasıl emniyet teşkilatı, polis teşkilatı hem kılık kıyafet hem bazı eksik kanunlarda gidererek kendileri alakalı sıkıntılarını giderdilerse bu güvenlik camiasına da bu işler ele atılacak diye ümit ediyoruz. Duyumlarımız var. İnşallah silah olayı kalkar. Yani silah olayının esprisi ne? Ben size söyleyeyim. Bu bir caydırıcılıktır. Yani bunun hiçbir kullanım alanı yok. Yani burada ne yapıyoruz? Belki sarhoş ve içkili misafirler ya da kavgaya yatkın taşını çıkaran misafirlere karşı bir caydırıcılık olmuş oluyor. Bunun dışında bir esprisi yok. Artistliğin dışında. Yabancılar hatta bizi polis zannediyor, asker zannediyorlar. Gelip soruyorlar yani otelde polisin ne işi var falan diye. Biz de dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili dostlar, geceleri nasıl bir yoğunluk oluyor? Kısaca bahsedelim. 6 dakikamızı devirdik. Tabii haftanın en az bir 3-4 günü bu yabancı misafirlerin grup grup değişiyor. Şimdi bazen oluyor haftalarca, günlerce çok sakin geçiyor. Bazen oluyor belli gruplar var. Yani bu Rusya'sı, Ukrayna'sı, Belarus'u yani belli bir ülkeye hedef göstermek istemiyorum ama genellikle Rus misafirler çok taşkınlık yapıyor. Yani orta yaşlılar, işte karı koca geliyorlar. Tabii ne konuşuyor bilmiyoruz. Karşılıklı masalarda 8-10 kişilik arkadaş grubu belli. Hatta daha otele kayıt yaptırırken bile bu taşkınlıklarını hareketlerinden anlıyoruz. Diyoruz ki falanca odada kalan falanca kişiler, sıkıntılı kişiler, onları mutlaka gözden takip ediyoruz. Neyse yani masa başındaki içmeye devam ediyorlar. Bakın şu anda saat 12, işte 12.30'a geliyor. Artık çocuklu aileler odalarına çekiliyor istirahate. Bir kısmı da içmeye, yemeye ve işte sahilde yüzmeye, denize girmeye devam ediyorlar. Bu arada ne yapıyor? İçkinin ve alkolün etkisiyle ya kavga ediyorlar ya bir siyaset spor, yani siyaset spor tartışmayı, konuşmayı çok seviyorlar. Ya kıskançlık yaparak bir şekilde bir ağız burun dalıyorlar. Bizim arkadaşlarımız sahildeyse, ben diğer arkadaşım, resepsiyon bölümündeyse oradaki devri arkadaşımız ya şef arkadaşımız müdahale ediyor. Ama bunlar genelde pek olumlu sonuçlanmıyor. Bir mevzu var, onu anlatayım. Fazla da videoyu uzatmak istemiyorum. Çünkü nöbeti devraldıktan en az bir yarım saat, bir saat sonra bir hareket halinde olmamız gerekiyor. Yani ortama kontrol altında tutabilmemiz için. 1'e 2'ye kadar dışarıdan girişler devam ediyor buradan. Yabancı, diğer otellerden yabancı misafirler veya bu sene bir enteresan bir olay var. Olaya girmeden anlatayım. Bizim yerli Türk otel çalışanları veya yerli misafirler, daha çok diğer küçük otellerde çalışanlar muhtemelen, böyle parti pürtü konser olduğu zaman, bizim ekran var, sahne büyük, ortalık tabii birazcık kalabalık oluyor. İşte havai fişekler, disco ışıkları vesaire, ortalık biraz daha aydınlık oluyor. Daha albenisi. Yani insanlar böyle otele girmeye çalışıyor ısrarla. Yani müdahale ediyoruz, bu sene anlaşmış gibi kardeşim, insan biraz utanır yani, değil mi? Buradan girmiyorsa karşı taraftan girmeye çalışıyor. Bu ikiye kadar biraz kritik zaman. Neyse. Üç arkadaş vardı. Biri Arnavut, ikisi Rus. Bunlar içerken taşınlık ediyor. Bağırış çağırış. Biz tabii arkadaşlarımızdan bilgiyi alıyoruz. Onu bekleyen yanında, yani yakın çevresinde bekleyen güvenlikçi arkadaşımız müdahale etmekte zorlanıyor tek başına. Üç tane vatandaş tabii. Boylu, postlu, yapılı. Yavşaklar 182 metre boyunda. 110 kilo, 120 kilo. Tek kişinin yapabileceği, müdahale edebileceği bir durum değil. Doğal olarak ben ve diğer bir iki arkadaşımız, bir tane de restorancı arkadaşımız onları ayırmaya çalışıyor. Tabii bir tanesi işi uzatıyor, büyütüyor. Arnavut olan. Diğer Rus'la yumruklaşıyor. Adamın kaşı açılıyor. Ağız, burun, kan. Tabii alkolün etkisiyle artık kafa leyla olmuş. Adamı durduramıyoruz. Tabii en son çaremiz kelepçe vurmak, daha sonra polisi, jandarma yaramak. Biz tabii ki olayı sakinleştirmeye çalıştıkça arkadaş olayı büyüttü. Gestirleşin çağırdık. Yani bunların dilinden anlayan, Türkiye'ye gelip çalışma izni almış Ruslar var, bayanlar, erkekler. O da olayı sakinleştiremedi. En son sağa sola yumruk atmaya başlayınca biz misafire ters kelepçe yaptık. Polisi aradık vesaire. İş uzadı.
Yani böyle durumlar oluyor mu? Yani haftanın 3 günü 4 günü mutlaka oluyor. Bazen tek kişi, bazen 3-5 kişilik gruplar böyle. Bazen otel şeyde işte iskeleden affedersin çıplak yani üst baş olmadan oradan yüzmeye çalışıyorlar. İşte ortalık daha şu an aydınlık vaziyette. Aileler odalarına çekilmemiş. Otelin içine girmeye çalışıyorlar o vaziyette. Anlıyorsunuz siz de. Tabii yasak yani. Buna müdahale etmeye çalışınca kafa güzel alkolün etkisiyle ya bize sataşıyor ya taşınık yapıyor, küfür ediyor. Hadi onu da geçtik. Yani iş yumruklaşmaya varıyor. Biz de bir şekilde müdahale ediyoruz. Buna benzer birçok olay var. Daha sonraki videolarımda anlatacağım. Pavilonlar var. Videolarımda görmüşsünüzdür. O pavilonların akşam 8'den sonra kullanılması yasak. Sabah 7'ye 8'e kadar rezerve ettiriliyor çünkü. Rezerveden de 24 saat kullanamıyor. Akşam 7-8'den sonra çıkması lazım. Odasına geçecek çünkü. Oranın temizliği var vesaire. Orada da bekleyen arkadaşımız o bölgeden sorumlu. Gece 2'de 3'te içip gelip kız arkadaşıyla, sevgilisiyle veya karısıyla oralarda anladınız siz. Mokoko yapmaya çalışıyorlar. İçeri almadığın zaman para teklif ediyorlar. Tabii ki kabul etmiyoruz. Ondan sonra işin kavgaya, taşkınlığa kadar işi sürdürüyor. Normalde yapması gereken çıkıp gidecek. Kendi odanı da yap ne yapacaksan yavşak. Gibi vesaire vesaire. Bunun gibi yüzlerce anlatsak sabah olur yani. Bir sürü olayla karşılaşıyoruz maalesef. İçenler, kusanlar ondan sonra bayanlar mesela çok içmiyor ama içtikleri zaman yani dağıtıyorlar. Bir de yapılırlar onlar. Ukraynalı bayanlar çok böyle yapılı, iri. Onlar içtiği zaman da yerlerde sürünüyor. Geçen 3 kişi bir bayanı alıp odasına götüremedik mesela. Veya şu sağlıkçılar var bizim otellerde gece nöbetçiler var, hemşireler. Onların bu tekerlekli sandalyesine koyup 2 kişi, 3 kişi odasına kadar eşlik ediyoruz. Tabi oda numarasını hatırlayıp söylerse söylemese bir yerde kusmasına yardımcı oluyoruz. Resepsiyon veya işte uygun bir yer mi buluyoruz otelin. Orada kusmasına yardımcı olup oraya bırakıyoruz. Resepsiyonda koltuklar var, görmüşsünüzdür. Veya bu sahil tarafında şezlonglar var. İki şezlongu çekip yatırıyoruz. Yani niye kusmasına yardımcı oluyoruz? Eğer o vaziyette kusamazsa nefes borusunda kaçıp ölüyor. Benim eski çalıştığım otellerde, yani her otelde her sene birkaç kişi gider. Bunu televizyonlara fazla yansıtmazlar ama yani içkili insanın, alkollü misafirin durumu çok kritikse, kötüyse halinden belli olur. Yerlerde yatar zaten, kalkamaz. Ayakta duracak hali yoktur. Onu mutlaka kusturmanız gerekiyor veya kusmasına yardımcı olmanız gerekiyor. Yoksa nanay. Abanen olan yani senin kanunundan bir yükümlülüğün yok ama bu insani bir şey. Yani göz göre göre insanların ölmesine izin verecek halimiz yok. Bir şekilde müdahale ediyoruz. Yani bardak da eşek kadar bardak. Kullandığımız silahla alakalı eskilerden bir video var ama daha sonra daha gündüz ortamında silahla ilgili size bilgi vereceğim. Bunun dışında işte kuru yemişimiz. Yani böyle elimizin altında gece veya gündüz ya da diğer shiftlerde A'da, B'de, C'de fark etmez. Güvenlikçinin mutlaka bir şeyler atıştırması lazım. Şekerimiz düşüyor. Sıcakta gece olsun, gündüz olsun fark etmiyor. Bizi dinç tutması için. Ben mesela çayı şekersiz içiyorum ama yorgunluk hissiyatı başladığı zaman gece nöbetlerinde özellikle fazla şeker atıyorum ki kan sıvılaşsın, zindelik gelsin veya işte meyve suyu falan rica ediyoruz arkadaşlarımızdan. Yani kandaki şeker oranını dengeliyor. Geçen konser vardı 2 gün önce. Konser 10'da başlıyor. Biz tabii bir saat önce sahne etrafında güvenliği sağlamak zorundayız belli yerlerde. 8.30'da başladık biz. Erken geldik mesaiye. O gün de akşam yemeği yememiştim. Şekerli falan bir şeyler de bulamadık. Yani 9'daki o konser benim için bir çileye dönüştü. Herkesin içerisindesin. Bir şey yiyip içemiyorsun. Ya onda su bile içsen faydalı. Onun için benim için de bir tecrübe oldu. Normalde böyle nöbete gelmeden önce şekerli bir şeyler atıştırırım mutlaka. Çünkü yaz dönemi sezon açıkken üzümdür, incirdir, affedersiniz böyle armuttur, elmadır. Mutlaka kapılara işte arkadaşlar tanıdığı bağlantısı olduğu resepsiyon şeyden restoranda birileri bir meyve sebze bırakır.
onlara atıştırmanın bile faydası oluyor. Dedikten sonra, sevgili dostlar, 15 dakikayı devirdik. Ben şimdi videoyu bitireceğim. Güzel videolar gelecek. Beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sevgili dostlar, kafanıza takılan, merak ettiğiniz bir şeyler varsa, sadece turizm sektörüyle, sadece otelle alakalı değil, güvenlikle de alakalı olabilir. Ben bu sektörde çalıştığım için bu sektörü tanıtmaya, sevdirmeye, anlatmaya çalışıyorum. İşsiz, güçsüz veya iş bulmakta zorlanan, hani bu konulara ilgili çok anlattım da, Anadolu'nun çeşitli küçük kasabalarında birçok arkadaşımız var. Çıkın gelin 100.000 kere söylüyoruz. Yani buraları sevdirmeye çalışıyorum. Bunun dışında sadece bu sektör değil, başka projelerle de alakalı sorularınız, tavsiyeleriniz olursa mutlaka yazın. Sorularınızı bekliyorum. Sevgili dostlar, Antalya'dan sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun.